sevgisinin azalmasının büyük bir problem olabileceğini, dolayısıyla belki de gençleri yetiştirirken belli bir ben sevgisinin ve saygısının verilmesi gerektiğini sağlıklı biçimde. Ama onun da işte sınırlarını bilmeyi ve paylaşabilmeyi öğretmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Teknolojinin tabii hızla ilerlemesinde problem var. Çünkü ekran bağımlı insanlar ister istemez yaşadıkları dünyayı o ekran ve ben ilişkisi kurdukları için de paylaşma problemi. Yani bir başka benle kendi benim dünyayı nasıl paylaşacak? Yani ne gibi alışverişler olacak kendi aramızda diye düşünebiliriz ve burada problemler çıkabiliyor. Felsefede onu da söyleyip bitireceğim. Başka vurgusu 1960'lardan sonra özellikle öne çıkmış. Yani biliyorsunuz çünkü modernite ben düşünüyorumla başlamış, değil mi? Cogito ben'e işaret eden bir şey ve oradaki ben ama daha çok bilen epistemik bir bendir. Ve yani benim tarihe gitmeme lüzum yok. Bir otoriteye sığınmama gerek yok. Ben düşünebilirim. Bir aydınlanma bakışı ve bir özerkliği sağlayan bir şey. Yani o anlamda ben kendi ayaklarımın üzerinde durabilirim, kendi aklımla düşünebilirim. Buna herhalde ben merkezcilik dememek lazım. Yani bağımsız bir kişi olmak demek lazım. Ama bu özerkliği sağlamada işte özellikle işte Frankofon felsefede bizim Levinas vurgusu çok önemli bir vurgu. Yani başka olanın önde olması gerektiği, başka odaklı bir yaşamın, yani bu tabii toplumlar arası, etnisiteler arası, dinler arası ilişkilerde de bana benzemeyen, benim gibi olmayanın öne çıkması ve dolayısıyla belki gerçek demokrasinin kurulmasında başka odaklı bir yaşamın, daha azınlıkta olanın, farklı olanın, farklı yaşam biçimlerini seçmiş olanların hakkının yenmesi açısından, yenmemesi açısından başka odaklı yaşamın da önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bunu da sağlayabilmek yine sağlıklı bir ben sevgisi ve saygısıyla olacağını. Yani ben merkezci değil de birlikte yaşamak ve insanlığa bir katkıda bulunabilmem için benim öz saygımın ve öz sevgimin oluşması gerekir düşüncesinin anlamlı olduğunu sanıyorum. Yani ben şimdilik bu kadar söyleyeyim. Nasıl açalım? Belki yine biz psikolojik şeyler daha çok vurgu. Belki Cengiz Hocam'la başlayabiliriz. Evet, şimdi ben Batı dillerinde daha çok da psikanalizin meşhur ettiği ego kavramıyla çok alakalı egosantrik, egoizm gibi terimlerle her ne kadar küçümseniyor. Bir patoloji midir egoizm? Tabii yani. Ama yani egoizmin sınırlarını iyi tanımlarsak pek de sağlıklı bir şey olduğu söylenemez ama yalnız bir de benlik saygısı, benlik sevgisi, ben özgüven, benlik, kendi benine olan, kendi egosuna. Şimdi şurada şöyle bir biraz bir teknik bir ayrım yapmakta fayda var. Yani ben derken bir özneden bahsediyoruz. Yani bir fiilin, değil mi? Taşıyıcısı. Bir eylemin taşıyıcısı, yürütücüsü gibi. O anlamda söz konusu olduğunda çok bir problem yok da daha çok klasik yani psikanalitik literatürde Freud'un belki de armağan ettiği en önemli kavramlardan biri narsisizm. Çok kendi güzel. Öz benliğine yatırım, büyük ölçüde yatırım, yani libidinal yatırım. Ama ruhsal... o öz benlik midir yoksa tasavvur ettiği bir varlık mıdır? O yani? Ego ideali. Ha, ego ideali. Ben böyle olmalıyım. Yani nasıl o ego ideali de işin egonun bir parçası ama yani egoyu teknik anlamda, psikanalitik anlamda kullanırsak bir tür yürütme erki.
Yani bizim istek ve arzularımızın doyumu için dış dünyada ya da iç alemimizde belli nesnelere, bu dürtüleri doyumu için belli nesnelere, organizmayı yönlendiren güç, hareket ettirici, bu eylemleri düzenleyen, yürütme erki anlamında burada bir sorun yok. Ama bir de yani kişiliğin yürütücü unsuru olarak ego, benlik eğer gelişecekse, ego gelişmesi diye bir kavram daha var. Yani gerilime, baskıya, yoksunluğa, engellenmeye dayanma gücünü de biz ego gücü diye adlandırıyoruz. Benlik gücü. Bu da bir olgunlaşma, bir gelişme, bir sağlam bir kişiliğin vazgeçilmez bir unsuru. Yani çok değişik anlamlarda ego kavramı var. Yani bencillik değil o zaman. Bu yani. Burada değil. Şimdi bu bencillik pek bu deyim, yani psikanalitik bir deyim değil. Daha çok narsisizm kullanıldığı zaman kişinin kendi benini, yani bedeni dahil, çünkü ben nerede oturacak? Yani bu benlik imajımızın, benlik algımızın beden üzerinden kurulduğunu gayet açık bir şekilde biliyoruz. Ve bedene ve kendi varlığına çok aşırı yatırım. Yani o kadar bizim ruhsal enerjimizin sınırlı olduğunu düşünürsek, bunun dış nesnelere ve dış dünyaya kademeli olarak büyümeyle birlikte yönelmesi sağlıklı gelişme, sağlıklı bir kişilik oluşumu için zorunlu. Bu doğal olan bu. Bu dış dünyaya yatırımın, bu ruhsal enerjinin yatırılmasının kısıtlı olup da büyük ölçüde kendi bedenine ve kendi varlığına, yani kendi duygusal ihtiyaçlarına, kendi arzularına, emellerine, her neyse yani bütün yatırımının odak noktası ağırlıklı olarak kendi varlığı bedeniyle birlikte olduğunda bir narsisizmden bahsediyoruz. Bu da yetmez. Bu da yetmez. Buradaki narsistik ego dediğimiz şişkin, kabarık, çok fazlasıyla nasıl söyleyelim, kendi kendini pohpohlamış, şişirilmiş yani. Bir de böyle çevresi de buna yardım edebilir değil mi? Yani. Tabii edebilir, tabii. Yani siyasetçilerin bir kısmının filan, akademisyenler de. Ama mutlaka vardır. Ama yani şöyle bir şey düşünün. Yani anne baba çocuğu biricik ve üstün ve eşi benzeri menendi olmayan bir varlık gibi davranırsa, çocukta çok doğal olan primer narsisizm, Freud'un yaptığı böyle bir ayrım var. Bu sağlıklı. İlk evresinde çocuk zaten kendi bedeninin içinde ancak hareket edebilir. Yani ruhsal varlığı. Dolayısıyla büyüdükçe, yani bu aşağı yukarı 1-2 yaşından itibaren dış dünyayı algılama, kavrama yetileriyle birlikte başka nesneleri kendi ihtiyaçlarını doyurmak için zorunlu olarak onlara yönelmek gerektiğini anlama, kavrama kapasitesiyle dış dünyaya yöneliyor. Bu sağlıklı gelişim engellendiğinde, bu bazen bir sürü nedenle engellenebilir, bebeğin veya çocuğun daha ilk erken çocuklukta ilgisinin ve bütün duygusal, ruhsal enerjinin kendi varlığına dönmesi, oraya fikse olması, yatırılması ve dolayısıyla dış dünya ve dış nesnelerin önemsizleşmesi. Ya da bir önemi varsa bile kendi egosunun ihtiyaçlarını doyurması kabilinden, ancak o derecede önem. O zaman gibi. Paylaşma özürlü. Tabii. Ağır empati, şey. Paylaşma gayet tabii. Başkalarının ne durumda empati olduğunu. Empati eksikliği. Tabii. En ciddi narsistik, şişkin ego, bu bencillik diye dışarıdan rahatlıkla tanımlanabilir. Bizim söylediğimiz biraz daha teknik bir terim. Primer narsisizm. Anladım. Yani bir ölçüde çocuk büyüdükçe sekonder narsisizm diye bir kavram daha var. Bu da epey bir büyüdükten sonra bir yaşam yolunun engellenmesi, yaşamla baş edememe nedeniyle yeniden ilgilerinin kendi varlığına, bedenine geri çekilmesi. Bu da sekonder narsisizm. Bu otizmden farklı bir şey belki. İşte onun sonucu otizm, o tabii şizofreni için kullandığı bir deyimdir Freud'un ama yani hani diyelim ki ergenlik çağından itibaren artık hayatla baş edemeyeceğini şu ya da bu nedenle kavradığında gerçek ya da hayali tehlike ve tehditlerden varlığının parçalanıp kaybolacağına dair fantastik korkular nedeniyle dış dünyadan ilgiyi çekip yine kendi varlığına dönmesi. Bu da sekonder narsisizm. Bu bir bencillik değil. Buradaki bir patoloji, marazi bir durum. Yani özetle sağlıklı bir kişilik gelişiminde bunun altını ben önemle çizmek istiyorum. Çünkü biraz kendine yatırım, kendi varlığına, bedenine özen, yani bir miktar belirli bir sevgi,
Dolayısıyla bir libido yatırımı, yani bir enerji yatırımının olmaksızın ötekini sevmek, ötekiyle evet. olumlu bir ilişki kurmak demin senin de söylediğin gibi bence mümkün Doğru. değil. Bunun altı mutlaka çizilmeli. Doğru. Yani altruizm, elseverlik, başkalarına hmm. dönük ilgi. Elseverlik diyoruz değil mi? Bu hoş. Ben tuttum mutlaka Mehmet. Bu ya. Ben sever, elsever. Yabancı, öteki adamı. El ver, elini seveyim. O tür demiş. Evet, Mehmet El de belki işin toplumsal, yani kültürel boyutunu. Toplumsala gelmeden önce benim kelimeyle bazı problemlerim var. Kelimenin bizatihi kendisiyle. Öyle mi? Evet. Cil ekinden mi? Hayır. Ben kelimesiyle. Ben kelimesi. Şimdi biraz önce cogito ergo sumu örtülü bir şekilde örnek verdin. Bu aşağı yukarı ister istemez mecburen bütün dünya dillerine fazla çevriliyor. Eksik değil de fazla çevriliyor. Ha, orada ben git konuyor. Ben konuyor. Halbuki cogito yani düşünmek. Ama orada birinci tekil şahıs o. Ama yani fiilin birinci tekil şahıs hali. Olsun. O ben değil. Yani. O yani düşünüyorum. Ay, ben ay, yokum. Ay, ay. Şey mi değil yani. Şimdi sen öyle deme ya Türkçesi. Hayır, ya başka türlü söyleyemem. Yani mua değil. Je. Şimdi anladım. Ama şimdi çok tehlikeli bir ha güzel. Yerdeyiz. Nerede tehlike? Sum var ya sonda. Ha işte benim yani. İm. Ha. Onu başa da teşmil ederek böylesine bir şey yapıyorlar. Hı. Aslında düşünen nesne düşündüğünün farkına vardığını ifade etmek istiyor. Ama bu düşüncenin sadece düşünce eyleminin sadece kendine ait olduğunu da söylemek istemiyor. Hı. Yani düşünme insana ait bir şeydir demek istiyor. Yani Descartes'ı daha evet, derinlemesine evet. defalarca okumuşumdur. Okuduğun zaman bunun böyle olduğunu görüyorsun. Evet, yani Descartes, orada bir ben şey anlamadım. Ben yok orada. Orada ben yok. Sadece var. Yani o fiilin çekim hali. Şimdi bu kelimenin bütün tarihi boyunca, bütün gidişatı boyunca bu problemi yaşıyoruz. Yani imle... Bu Türkçe ile ilgili bir şey değil. Hayır, bütün dünya dilleri için geçerli. Şimdi biraz önceki konuşmalarda ikiniz de, yani Cengiz'in muhteşem açıklamaları, kişi dedik, şahıs dedik. Değil mi? Birey var. Birey dedik. Bütün bunlar hepsi acaba benim içine giriyor mu, yoksa benim çeşitli hallerimi, ben bunlardan mı mürekkep, yoksa ben bunların dışında bir şey mi, bunların muhasalasını. Şimdi bilemiyoruz. Ben çok karma karışık bir şey. Evet. Ben dediğim yani self dediğimiz bir self şey dediğimiz zaman kendi şey yani. Kendi dediğim kendi. Zaman neyi demiş oluyorum. Şimdi bunları ben düşünce malzemesi olarak veriyorum. Bu programda bunları mutlaka çözemeyeceğiz ama seyircilerimiz birazcık bunun üzerinde Doğru. temrin yapsınlar istiyorum. Çünkü temrin yapılması gereken bir şey. Doğru. Şimdi problem burada da bitmiyor. Ben dediğim zaman ben neyimi kastediyorum? Yani düşüncelerimi mi kastediyorum? Kendime bunu... biraz Cengiz onu yani beden vurgusunu yaptı. Ama yani. Şimdi o kadar da kalmıyor işte. Mesela Sartre'ın beniyle bir doktorun beni aynı şey değil, olamaz. Elbette. Sartre ben dediği zaman, Freud ben dediği zaman başka şey diyor. Tabii. Bir doktor, bir hekim ben dediği zaman başka şey söylüyor. Bir psikiyatr başka şey söylüyor, bir ürolog başka şey söylüyor. Şimdi ben sıradan bir yaratık olarak ben dediğim zaman bedenimi mi kastediyorum? Bedenimi kastediyorsam bedenimi ne kadar biliyorum? Hayatımda böbreklerimi hiç görmedim. İnşallah da görmem. Midemi görmedim, bağırsaklarımı görmedim. Yani filmi çekilmiştir canım. Hayır, onları da görmedim. Şimdi bunları bir doktor mecbur kaldığım zaman benden çok daha iyi biliyor. Yani benim bir ama parçamı... Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Sen yüzünü de görmedin aslında. Şuradan aşağısını görüyorsun. Evet. Ben sırtını görmedim. Yüzümü de ters görüyorum. Yani, evet onu da ters. Yüzümü de ters görüyorum ve üstelik iki boyutlu görüyorum. Çok ilginç yani. Üstelik iki boyutlu görüyorum. İki boyutlu görüyorsun. Değil mi? Aynaya baktığım zaman hem ters görüyorum hem iki boyutlu görüyorum. Görüntüsünü görüyorsun. Gerçekten yüzünü göremeyiz. Göremem. Mümkün değil. Tabii. Yani şuradan aşağı. Şimdi ben dediğim zaman aslında muhayyel bir şeyden bahsediyorum. Evet doğru. Olsun yani. Ben ancak ancak seni bilebilirim. Onu da kısmi olarak bilebilirim. Sen de beni bilirsin. Tamam mı? Ben kendi benimi bir kısmi olarak algılayabilirim. Sen beni benden daha iyi algılarsın. Elbette. Ben senin sırtını görüyorum. Sen kendi sırtını göremiyorsun. Ben sırtımı kaşıyamıyorum bile.
artık şeyler başladı. Eklem bozuk. Ha, yani şimdi böylesine problemli bir kelimeyle karşı karşıyayken bunun içeri... Ama bencil o kadar karmaşık bir iş değil. Ya sen çok abarttın yani. Ya bencil ya işte. Yani hayır. Biz biliyoruz ne olduğunu. Ama şimdi benden gidelim. Bencil lafı da açıklanması gereken bir şey. Ya bencil olmasak var olabilir miyiz? Cengiz onu bir miktar söyledi. Yani bencil olmadan var olabilir mi? Bunun bir ölçüsünün olması lazım. Evet, yani bencilliğin ne noktada... İşte ölçüyü kaçıranlara bencil diyoruz. Hayır zaten, ama ölçüsü yani verilmemiş ki bunun. Yani standart değişmeyen bir ölçüsü yok. Yok ama yani ben yani ilişkilerde çıkıyor. Kavga ya, ederken birbirinize hayır, insanlar vay bencil vay. Ama şimdi yani yok o bu. Çocuğunu düşünmüyorsun, hep kendini düşünüyorsun. Sen bencil bir insansın. Ortalığa yani söylenmiş laflar bunlar. Bunların ölçülebilir değerlerinin olması lazım. Yok neden lazım canım bayağı. Ama sen de bu kadar yani pozitivist. Hayır şimdi ben mezroyla ya şeyle bencil ya ölçer. Dur bir dakika, dur bir dakika. Ben ölçer. Ben şimdi şeye gelse 60 milyar doları var diye bencil mi diyeceğim? Bunu paylaşmıyor diye bencil mi diyeceğim bu adama? Bill Gates'e. Veyahut da herhangi bir şeye Walmart'ın sahiplerine toplam aile serveti 100-150 milyar dolar. Bunlara bencil mi diyeceğim? Tabii bencil diyeceğim. Niye? Eğer paylaşmıyorsa, bu kapitalizmin bir sonucu, sermaye birikimi. Böyle de bakabilirsin bu olaya. Yani bencilliğin ölçüsünü istiyorum Ahmet. Hani demiş ya, Nazım bana mutluluğun resmini yapabilir misin diye. Bencillik nereden itibaren başlıyor? Bunu bana söylemiyor musun? O bağlama göre değişiyor ya, ama yani çok da meçhul bir şey değil ya. Sen getirip bunu tamam anlaşılmaz bir hale sokmaya çalışıyorsun. Hayır, hissediyoruz. Yani. Hissediyoruz. Hissediyoruz tabii. Ama bir sürü şey. Yani Bill Gates'e bencil diyebilirim. Çünkü yardıma muhtaç insanlar ayrıca ondan bir şey da talep etmişse. Ediyor da. Ve o da vermiyorsa bu kadar parayı ne yapacaksın? Vay bencil vay diyebilirim. Şimdi yani Milli Piyango'dan adama 10 milyon lira çıkıyor. Saklarlar. Bütün akrabalar, bütün Türkiye akrabası haline geliyor. Neden? Şimdi, çünkü adam bırak tadını çıkarsın ya. Önce bir oh desin, bir benini yaşasın, ondan sonra fazlasını verir. Şimdi bu bunlar... Ama tamamen kaparsan olmuyor. Allah Allah, ona çıkmış. Yani ona çıkmış. Ya Milli Piyango'dan... Milli Piyango'dan 10 milyon. Ona çıkmış. Çıkan adam kaçıyorlar, sana söylemiyorlar. Senle niye paylaşsın? Paylaşmadığı zaman niye bencil olsun? Ben bunların açıklamasını istiyorum. Kimse yani onu yani yakın Ahmet, çevresi... Hayır canım, yakın dakika çevresine de vermeyebilir. Ya. Yok ben çok fazla talep edersen. Hayır. Değil mi? Yani onu vermeyebilir. Bir yemeğe bile götürmeyebilir. Yani bu onun bileceği bir iş. Bunun bencillik neresinde? Ben bunu anlamıyorum. Bunu bana... Şöyle mesela aile içerisinde diyelim ki baba belirli bir iaşesini eve getiriyor. Hmm. Ve diyelim ki çocuklarıyla ve bütün aileye o gelirin, o gelirden temin ettiklerin, dünya nimetlerinin iyi kötü yaşlarına ve ihtiyaçlarına göre adil bir dağılımına izin veriyor ve bunu sağlıyorsa bu adama bir bencil baba denmez. Ya çocuk hastayken ama devam, içki içiyorsa mesela bütün parayı kumara yatırıyorsa ilgisiz olabilir. İlgisiz. Bu ilgisizliğin altında ve yani başkalarının ihtiyaçlarına çok duyarsız. Güzel. İhtiyaç kavramı çok şimdi, güzel. Şimdi bu bencillik ihtiyaç değil, ihtiyaçlarına. Hayır, ihtiyaç. Kötü bir baba olduğu kesin de bunun. Bu hayır, bencillik bu kavramı içinde kötü, düşünülecek bir şey mi acaba? Bu bencillik kavramı içinde düşünülecek bir şey. Hayır, yani bencil de, yok. Hayır. Kendi, bu ahlaksız bir adam. Hayır, kendi arzularına, ihtiyaçları da değil. Bak arzularına bencillik, her zaman öncelik tanıyan ve bu arzularının giderilmesinde kolay kolay bir sınır kolay kolay tanımayan, bir acıma, merhamet, fedakarlık gibi duygulardan pek nasibini almamış. Her durumda bir o imkan doğduğunda bunu paylaşmak yerine hep kendine yontma, kendine dönük. Tamam. Bir tutum fedakarlık için, şeyle belki bu hayır bu güzel tanım. Dolayısıyla güzel merhamet, tanım, fedakarlık, evet, katılım, empati gibi tamam, daha insani diyebileceğimiz birçok niteliği bencil dediğimiz insanda kolay kolay yani bulamayız. Yani bencillik aslında biraz bir matematik ifade olacak ama seni yok eden, seni sıfır haline getiren giderek ya da artan ya da bir şey. Yani, seni yani yoksa mesela tamam, ya benim olacaksın ya toprağın. İşte bu da tabii bir bencillik. Bunun bu bencilliğin dik alası. Bu senin adı aşk falan değil yani. Hayır yani seni işte tamamen bir nesne olarak görüyor. Tamam. Ya benim olacaksın ya toprağın.
kaldı ki bu kendi, yani kendi çocuklarına, kendi yakınlarına bile yani bir merhamet ve acıma hayırı duygu. Yani bir psikopattır. Seni her yok sayan, seni yok sayan. Çeşitli ölçüde, ölçülerde yok sayan, giderek yok sayan. Hat safhada da ya yardım sıfırlayan. Etmeyen anlamında da. Hayır, yani bakıyorsun yardım... birisini bıçaklıyor. Değil mi? Genellikle biz eyvah kaçarız filan. Yani orada nasıl bunu kurtarabilirim? Hani bizde çok fazla bu tip şeyler oluyor ya, şiddet uygulamaları. Yani o insana yardım etmek veya denize düşmüş, çırpınıyor, boğulacak, sen de yüzme biliyorsan. Ya benim şimdi vaktim mi var? Şimdi veya arabada işte trafik kazasında bu, görmezden gelip en güzel şey ne biliyor musun? Bu başka psikolojik mekanizmalar Ahmet. Şimdi ben mesela yüzme biliyorum, tamam, ama bir adam nasıl kurtarılır bilmiyorum. Ya ben de onunla beraber boğulabilirim, korkabilirim. Bu bencillik değil ki. Bu biraz ekstrem bir örnek. Evet, yani. Ama şöyle bir şey diyebilir miyiz? Mesela bir ihtiyacı karşılamak üzere bir metanın satılışında bir kuyruk var. Hah, öne sen geçen de, yaratık. Hah, mesela. Tamam. Bu tipik sadece bence. Buna terbiyesizlik, adab muaşeret eksikliği mi denir? Hayır, bu tipik. O adab muaşeret eksikliği dışa duran. Ama altta onu o trafikte o çok daha... görüyoruz ya. Trafikte de bencilleri. Tabii. Yani böyle. Sanki o yol onun için yapılmış. Yol onun için. Yani bir anlamda, paylaşmayı çok güzel. Canım, hele bu, şeyden gidenler, emniyet şeridinden evet. Gidenler. Yani dolayısıyla bu bencilliğin, yani bunlar hani tolere edilebilir, daha gündelik hayatın içerisinde. Hafifi var, ağırı olsa, var. Tabii. Yani bencilliğin tanımlanması çok zor değil. Sağduyu kanıtı, yani birçok insan bir insana, birden fazla insan bir insana bu çok bencil, çok egoist diyorsa bunun epey sağlam dayanakları var. Ama bilgi alanında da olduğunu düşünüyor. Yani kendi bilgisinin diğerlerinden daha üstün olduğunu düşünüyor. Ama bencillik mesela, hakikati bildi. Ben de ona. Işte, yani, o, ama o da böyle bir ben merkezcilik. Kibir, yani kibir o. Kibir. Ama ben merkezci olarak. Tamam, ben bilirim. Ben yapabilirim. Ama kibir işte o. Evet. Kibir. Yani gurursuzluk da pek hoş bir şey değil. Kendi evet. Benliğini, kendi varlığını yok edercesine silme davranışı. Hani bir züht hayatı ya da bir asketik bir hayatı kastetmiyorsak, böyle bir inanç sistemin içinde değilse, bu da çok fazla makbul bir şey değil. Evet, yani hiç kendi, beni olmayış. Yani ben şöyle bir hastamdan, yani isim verme anlamında değil de şöyle bir psikolojiden söz etmek istiyorum. Yani neredeyse varlığından ötürü, varoluşundan, varlığından ötürü başkalarından özür dilercesine. Yani varlığımla sizi rahatsız ediyorum. Ama kripto bencillik. Bencil bence. Bu bir hayır. Bu tam bir bencillik. O çaktırmadan. Hani çok fazla nazik olan şeyler. Devamlı kaba kendine, insanlar gibi bir şey. Kendinden bu, bahsettiriyor devamlı, düşünsene yani. Evet, o çok kötü bir şey abi. Hayır, çok yani fazla. Kendi yani varlığını, benliğini silme. Yani bu mistik birçok tasavvuf. Ya o bence bir erdem olabilir. Yani aynısı. Ayrı bir şey. Yani mahviyet tasavvufta önemli bir şey. Yani egoyu yok etme. Selfless yani. Evet. Kendi benliğini, kendi buradaki mesela işte selfie kullanıyoruz işte, buyur. Kendi ego değil. Yani bütün kişiliğinin çekirdeği adeta. Bütün kişiliğimizin yönlerinin bağlı olduğu temel çekirdek. Ya ben selfie tarif etmek gerekirse hep soğanın cücüğü gibi tarif ederim. Çünkü kişilik de böyle katmanlar halinde tanımlanabilir. Ego biraz bu dış katmanlar. Dıştan görünebilen, bizim tutum ve davranışlarımızı yönlendiren bir parçamız, kişiliğimizin bir parçası. Ama bir de varlığımızın adeta özü gibi bir kavramdan söz edeceksek, bunlar soyut kavramlar, o da kendilik, self. Evet. Gerçi evet. O da yine ego ile bağlantılı ama. Selfness, yani, selfness. Yani şey, bencil olmayış. Hayır, kendi varlığı, benliğini silercesine. Yani ama bu deminki anlattığım patolojik, yani o çok ağır depresif, yani depresif karakterde benim o muhtemelen şey, suçluluk duygularıyla falan ilgili olabilir. Yaşamaya, talep etmeye, bir başka insanların görüş alanını. Peki bencillikle ben merkezcilik arasında ne fark var? Yani bir saattir konuşuyoruz. Ben bencil, hep kafamda bir yandan da döndürüyorum. Şöyle. Bencille ben merkezci arasındaki farkı ben bulamadım daha şimdiye kadar. Şimdi ben merkezcilikte biraz daha yük şahıs az. İçin soruyorum ama. Tamam, bak, mesela tamam. Büyüklükle çünkü mesela bir ülke bir o ben merkezcilik dünyayı kavrayışla ilgili bir şey. Yani. Yürü. Yani siyasetçiler için de onu yani ben merkezci bir siyasetçi. Benim dediğim yani doğru. Yani biz merkezci de olabilir. Yani benim partimin dediği doğru. İşte benim ırkımın dediği doğru.
benim sülalemin dediği, benim takımımın ama üstünlüğü. Ben kişilerden bahsediyorum. Bir tek kişi ben merkezci ise onun bencil olmasından ayıran nokta ne? Çok büyük bir fark yok bence. Yani öbürüsü biraz daha soyut bir tutum. Yani dünyayı anlama, kavrama, başka insanlarla daha kurulan ilişkiler bir şey olsa gerek. Öyle. Bencillik merkez, de daha ihtiyaç ve dürtü. Dürtüyle ilgili. Dürtülerini önceleme, her zaman onu biraz erteleme. Yani şunu demeye çalışıyorum. Sosyal bir varlık olarak ve sosyal açıdan saygın ve kabul edilebilir, sevilebilir, takdir edilebilir olmam için, bu da yine bir bencilce hesap olabilir ama ben başkalarının varlığını ve onların haklarını da ihlal etmemeliyim. Onların da ihtiyaçlarını gözeterek yine de kendi ihtiyaçlarımı da ihmal etmeden. Ya o anlaşılabilir bir şey, bana çok şey gelmiyor. Hayır, hayır, olgunluk böyle bir şeydir. Evet tabii canım. Yani ama bak şimdi bu. Ama ben merkezci dediğimizde, yani insanoğlu kardeşim şöyle bir durumda şöyle davranır. Peki bunu nereden biliyoruz? Ben öyle davranırım. Tabii. O kendini mesela, insan zannediyor. İnsanın kendisi. Bu entrospeksiyon işte. Yani kendimi öbürünün yerine koyarak yaptığım şey. Bu ama bu hani ben çünkü böyle hissediyorum, böyle durumda böyle düşünürüm ve böyle davranırım dediğinde bütün insanlar böyle sanki, davranır. Evet. Ha, bütün işte, insan, kendini insanlığın yerine ikram ediyor. İnsanlığın yerine koyuyor. Şimdi fakat yani bütün akıllı insanlar böyle düşünür. Fakat, ben akıllıyım. Böyle şu hala başta işaret ettiğim problemi hala ben çözüldüğünü düşünmüyorum. Şimdi ben beni tanımıyorum. Yani bir kısmı tanıyorum. Ben, peki sen tanıdığın bir şey söyle bana. Bu da beni, yani beni tanımıyor. Neyi tanıyorsun? Ama ben beni şey inşa ediyorum. Daha kötüsünü yapıyorum. Peki inşa etmediğin bir şey söyle. İnşa etmediğin bir şey söyle. Çok güzel Ahmet. Bugün vallahi sen nereden kalktın? Zor soru sordu. İnşa etmediğin... Hep inşa algılamak, inşa doğru, etmek doğru demek söylüyorsun zaten. Yani onun... Çok doğru söylüyorsun evet. Ama beni hakikaten yani fena halde cahili olduğum bir şeyi tamamen biliyormuşum gibi davranarak, hatta herhalde ben bir şeydir ya, bir yaratı, uyduruk bir şey. Uyduruk bir şey. Fiksiyon yani. Fiktif bir şey. Fiktif bir şey. Fiktif. Olmayan bir şey. Olmayan bir şey. Olmayan bir şey. Hani gösteremiyorsun bu diye bir şey gösteremiyorsun. Ya sen nesin dediğin zaman beyin misin, kalp misin, böbrek misin? Tabii. Bunu da söyleyemez. Muhasalası ama aynı şey İstanbul'u da gösteremez. Ama İstanbul bir, neresi? Bir de arkadaşlar. Beyoğlu abi. Bir de yani burası diyemiyorsun yani orada da. Hayır hayır bir soyutlama ve bir kavram. Soyutlama yani. Gayet açık tabii. Şöyle. Yani ben bir birey olarak nasıl hissediyorum? Hangi yani bir takım diyelim ki kaygı uyandıracak, endişe verici, tehdit ya da tehlike karşısında bunları nasıl algılıyorum? Ama bir durumu nasıl bir bütünlüğüm var. Onlar bütünlüğüm onlar enstinkt bunları... Ama onlar enstinkt. Hayır hayır hayır. Yani o bir tehlike karşısında hayır refleks de demiyor. O... Yok hayır, yok hayır, hayır. Hayat şey duruşu olarak hayat. Şimdi için. Mesela şöyle bir laf var. Ego savunma mekanizmaları diyoruz. Yani buna bastırma, inkar, yansıtma bir sürü 15-20'ye yakın sayılmış. Bunların birçoğu da bilinç dışı hakikaten farkında bile olmadan otomatik olarak işleyen ama refleks anlamda değil. Yani ben de kaygı uyandıran bir durumda kaygı, endişe yani nedeni belli olmayan belirsiz bir korku, nahoş, tatsız bir yaşantı. Böyle bir durumu hisseden bütün organizmamın varlığımın bir parçası var ki bu tehlikeyi seziyor, algılıyor. Gayet tabii beyinle. Onda hiç zihin ve beyinsiz. Ama diğer organlarına da etki ediyor. Tabii. Miden tabii. Ağrıyor, bilmem ne oluyor, bir şeyler tamam. Oluyor işte yani. İşte o kaygıyı giderebilmek, önleyebilmek üzere bir savunma mekanizması harekete geçiriyor. Kişiliğimizin bir parçası. İşte o bencillik i̇şte değil o. Ben merkezci olmak da değil. Hayır ben hayır öyle. Beni anlatıyor. Egoyu anlatmak beni anlatıyor. İşte ben. Yani bu tip işlemleri yürüten bir yürütme erkinin ne dair soyut bir kavram. Tabii ego. Tabii. Açıklamak ve için. Ben böyle bir şey. Benlik dediğimizde işte bu işlevin, bu egonun ya gelişmemişliğinde ya aşırı dürtüsel, bencil. Hemen dürtüsel bir an önce doyurma. Yani mesela bebeğin acıktığı zaman zırlaması ve mutlaka acısını, ızdırabını doğuran faktörün elimine edilmesini istemesi. Yani ya altını ıslatmıştır ya karnı acıkmıştır değil evet. Mi? Çocuk ve hiçbir biçimde beklemeye, ertelemeye gücü de yetmediği için bas bas bağırdığı zaman biz ona bencil diyor muyuz? Yok canım. Çok doğal değil ay, mi? Tabii ya. Peki kime bencil diyoruz? Yetişkin hakkı erteleme olmayan,
Hayır hayır. Bazı tamam bazı hakkı olmadığını talep edene bencil güzel, diyoruz. Güzel. Hayır şunu demeye çalışıyorum. Tabii. Yani bazı arzularını erteleme, kanal değiştirme, alan değiştirme, gücünü değil mi? Gelişmemiş adeta bir bebek gibi tutturan ve ben istiyorum ve bir an önce olmalı. Ama hakkı hiçbir değil, şekilde hakkı de... değil. Peki ben olayım, işte ben olsaydım bir... böyle yapardım demek bencillik mi? Bak şimdi bir dakika. O yani yanlış davrandım, hayır, ben olsaydım hayır, böyle hayır, yapardım. Hayır, o bencillik değil, o bir açıklama. Şimdi Cengiz senin söylediğinde çocuğun talebi haklı bir talep. Tabii. Fakat bencilin talebi haksız bir talep. Ha, hani işte ne o haksızlıkla haklı? Yani, hakkı hayır, değil. Hayır, hakkı yetişkin değil. Yapabilecekken. Öne geçiyor. Hakkın değil. Öne geçemezsin. Nerede kuyrukta neredeyse. Ama şöyle bir gerekçe gösteriyorsa benim çok acele işim var acilde. Olabilir. Birisi ameliyat olacak. Olabilir. O zaman izin alması. İzin alması rıza, lazım. Rıza. Rızaya başvurma. Burada rızayı ve başkalarının var. Saygısızlık var. Yani mücbir bir sebepten ötürü tabii insanlar ona vereceklerdir buyurun sıralarını. Şimdi benle kim arasında da ilişki olduğunu fark ediyoruz değil mi? Benim kim olduğumu biliyor musun? Hmm. Ha, çok hoş. Şimdi benim kim olduğumu biliyor musun dediğimiz zaman kim? Kim sorusunun cevabı nasıl olabilir? Kim? O... Yani ben toplumda çok üstün ha. bir konumdayım. Yani tamam. Toplumsal konumdayım. Kim diye sorduğun zaman onun identitesini soruyorsun aslında. Tabii. Yani kimliğini, doğru. Kimliğini soruyorsun. Benle kim arasındaki ilişki tabii identiter tabii. bir ilişki aslında. Yani onun... Gayet tabii. Zaten identite kavramı gene psikanalitik bir şey olacak ama ego identitesi diye kullanılır. Tabii. Kendi tabii. başına identite olmaz. Ha. Yani bizim kimlik kartımızı göstermemiz o ayrı bir şey ama ben yapıp etmelerimle bir süreklilik, tutarlılık gösteren bir varlığım duygusu egoda yaşanıyor işte. Ama o şimdi, yine benliğin bir fonksiyonu. Bak şimdi burada başka bir derdimiz. Kimlik de egonun başka, bir fonksiyonu. Burada başka bir derdimiz daha var. Ben dediğimiz zaman aslında kim sorusunun cevabını vererek beni açıklıyoruz. Evet, 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 doğru. Biraz önce o hani indirdiğim çok güzel bir şekilde indirdiğimiz soyut ben var ya o değil. Aslında son derece somut. Tabii. Toplumun içinde. Toplumun içinde. Aidiyetimi yani. Toplum aidiyetimi, mensubiyetimi, özlemlerimi. Ha, o artık daha örtük ama en azından. Yani ulaşım, tabii benim o gerçekçi olduğumu... de olmayabilir. Kendine göre tabii. bir ben uydurmuşsundur. Atfedilmiş. O atfedilmiş. Şey tabii hepsi atfedilmiş. O ben aslında bir kimlik beni. Evet doğru. Yok canım belli bir makamı vardır atfedilmiyor ama ki. Ama o da kimlik. Onu kimliğine koyuyor. Ve emekli tabii. oluyor. Emekli genel müdür diye yazıyor. Ya emekli genel müdür diye yazılır mı kardeşim ya? Emekli. Yani ben orada saygınlık kazanmak için yazıyorum. Emekli genel müdür. aslına bakarsan bizim de ünvanlarımız hepimiz mütekayyetiz. Aslında onların yazılmaması hepsi kadro ünvanı onlar. Yani o kadro bitti miydi? O ünvanlar ama insanlar olsun. Kadro yekürkümye şeyi ama, var yani. Ama kadroyla Ahmetçi biz mezar taşımıza da profesör doktor yazdıracak mıyız yoksa? Yazdırırlar mı acaba? Çok ayıp bir şey. Hayır. Var mı hiç rastladınız? Var şey. Tabii canım. Ama şimdi, hadi canım. Tabii mezar taşında profesör, doktor, hadi bilmem canım. Makamı var mıdır? Tabii gördünüz var, muhtar, bilmem baş öğretmen, müdür muavini, şef, banka şefi filan ya var şimdi, yani. Şimdi demek ki ben müdür muavinliği o zaman. Hani şey, ama bu müessese değildi, bina doğal. Gibi. Binası ama var. Ben müdür. Ya bu çok doğal. Böyle yaşıyorsun. Hayır doğal değil. Dünyanın hiçbir yerinde yok bu ya. Bizde var sadece. Ya kendi dünyanın en yakışıklısı benim diyen birini düşünsene. Ya dünyanın, yani dünyanın en yakışıklısı. Kendini öyle zannediyor. Dünyanın en yakışıklısı benim diyen bir adama ben kızmam da. Neden? Niye kızayım ya? Neden? Yanlış mı diyorsun? Varsa salak kendini öyle sansın. Ama dünyanın, bir de izin vermeliyiz hayır, ya. Dünyanın, öyle sansın yoksa ölebilir. Yani o psikolojik şey. Hayır, burada bir bencillikle grandiyozite arasında bir şey var. Bir bağ grandiyozite var. Tehlike, dediğin zaman o. Kibiri mi kastediyorsun sen? Büyüklenme. Büyüklenme. Ama kibir tabii. Ama yani kibir. Kibir ama tabii canım yani Hitler'inden, Napolyon'undan tut da pek çok. Bazen hak etmiş olabilir ya büyüklenmeyi. Büyük işler yapanın büyüklenmeye ihtiyacı olmaz. Ama yani bazılarına yakışıyor ya. Kendini övüyor, oh ne güzel övüyor diyorsun yani. Değil mi? Bazılarının kendini övmesi benim hoşuma gider. Çünkü rahatsız olmam yani onun kendini büyüklenmesinden. Hayır, övme adı üstünde bu pek
aslında büyüklenme değildir, kendini anlatıyordur diyorsun. Hayır, o övünme değil ki. O övünme de her zaman negatif bir şey var. Abartı vardır, övmede abartı vardır. Ha, kendini anlatıyor. Gereksiz yere, aşırı, bak işte kendisiyle meşgul, egosantrik ya da egoist, ister istemez ilgisi kendine dönüp olduğu için... Hadi kendini anlat dediğinde de övgü ve abartılı, çünkü altında grandiyöz ihtiyaçları var. Yani beğenilme ve övülmeye doymadığı için sürekli bencilliğe yaptığı bu. Neden doymuyor beğenilmeye? Yani onda eksik olan ne? Muhtemelen hak ettiği, özellikle 1-3 yaş arasındaki erken çocuklukta yeteri kadar sevgi alıp almamayla çok ilgili. Bir de kendinde eksiklik görüyordur kesinlikle o. Kesinlikle bir yerinde bir eksiklik görüyordur o. Onu söylüyor ya. Sen onu mu söylüyorsun? Şunu dinlemiyorsun ki. İki türlü de olabilir bu. Ya çok aşırı beslen, yani çok aşırı doyurulmuştur bu sevilme ihtiyacı. Yani gereğinden fazla. O ne gibi? Demin söyledim.